günler, spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Zenit'e 3-1 yenilen Sarı Lacivertliler son 32 turunda elendi. Rus ekibi tur atlayan taraf oldu. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren, Ziraat Türkiye Kupası'ndan erken elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti. Rusya'ya 1-0'lık galibiyetin avantajıyla giden Sarı Lacivertliler rövanşta 3-1 mağlup oldu. 2 gol 1 asistle oynayan Serdar Azmun, Rus ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıdı. Zenit'in diğer golü Magomed Ozdoev'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü Mehmet Topal attı. Maalesef oyuncu kontrol eden dediğimiz üçüncü golü elenmiş olduk. Şimdi artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Bizim takımımız bundan sonraki turda başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 25 Şubat pazartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray'da son 16 turunu göremedi. İlk maçı 2-1 kaybetmişti Sarı Kırmızılılar. Deplasmanda Benfica ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz ekibi tur atladı. Galatasaray Portekiz'de istediği sonucu alamadı. 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Benfica ile golsüz berabere kalan Sarı Kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü bir şekilde, daha inançlı bir şekilde, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Bundan Galatasaray'ın hiçbir şüphesi olmasın. Karşılaşmanın 85. dakikasında Emre Akbaba'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın Rumen hakemlerine tepkiliydi. İlk maçtaki olmayan penaltı, ikinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle iptal edilen golün günahları UEFA'nın boynuna. VAR kullanılsaydı bugün turu geçen taraf olur muydu bilinmez ama en azından hakkımız yenmemiş olurdu. Galatasaray'da devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Cagne performansıyla tartışılıyor. Senegalli forvet Benfica deplasmanında da etkili olamadı. Bazı oyuncuların adaptasyonu biraz uzun sürer. Ümit ederim ki inanıyorum. O da ligde ve kupada gereğini yapacaktır. Benfica UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Şimdi o takımları getireceğiz ekranlara. İspanyol takımları yine oldukça iddialı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Sevilla, Valencia, Villarreal 3 takımla devam ediyor İspanyol'da UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına. İngilizler de Chelsea ve Arsenal tur atlayan takımlar oldular. İtalyan takımlarında ise Napoli ve Inter'in son 16 takım arasında kaldığını görüyoruz. Eintracht Frankfurt'ta Shakhtar Donetsk'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Salzburg, Zenit, Benfica, Dinamo Zagreb, Slavia Prag, Dinamo Kiev, Ren ve Krasnodar diğer tur atlayan takımlar. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün saat 15'te UEFA'nın Lyon'daki merkezinde yapılacak. Kura çekiminde seri başı uygulaması olmayacak. Aynı ülkenin takımları da birbirleriyle eşleşebilecek. Antalya bisiklet turu dün başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonun ilk etabını Hollandalı bisikletçi Mathieu van der Poel kazandı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya bisiklet turunun startı Manavgat'ta verildi. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak Adrenalin Antalya'da yükseliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 21 ülkeden 28 takım 165 sporcu yarışıyor. Sporcular ilk etabın başlangıç yeri Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'dan, parkur sonu Antalya kent merkezine kadar Aspendos Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu ve Antik Su Kemerleri arasından geçti. 141 kilometrelik zorlu etabı Carendon takımından Hollandalı Mathieu van der Poel kazandı.
Yarışta ikinciliği Adria Mobil takımından Dusan Rajovic, üçüncülüğü de Monkey Town'dan Bas van der Koij elde etti. Antalya bisiklet turunda ikinci etap olan Antalya Kemer Antalya etabı şu sıralarda devam ediyor. Spor haberlerinin sonuna geldik. Saat başında Hülya Akönek gün ortası programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.